Kıyamet nedir? Dünyayı etkisi altına alan bu olaylar yoksa kıyamet alameti mi? Kıyamet alametleri nedir? Küçük alametler ve büyük alametler gerçekleşti mi? Peki kıyamet ne zaman kopacak? Gelin herkesin merak ettiği bu konulara bir de biz göz atalım. Sözü fazla uzatmadan hadi başlıyoruz. Şimdi hastanede bir felçli hasta yatarmış. Bir gün hastane yanmış. Bütün hemşireler, doktorlar o yangının korkusundan koridorlara koşuşturmaya başlamışlar. Ve odalara girip hastane yanıyor, hastane yanıyor diye bağırmaya başlamışlar. Ve bu felçli hastanın odasına da girmiş. Görmüyor musun? Hastane yanıyor. Kalksana, kaçsana diyor. Görmez olur mu? O kaçması gerektiğini bilmez olur mu? Ama felçli vücudu onu yerinden kaldırmıyor. Beyni kaçmalısın diye sinyal veriyor ama eli, ayağı, beli, bacağı o sinyali reddediyor. Hepimiz kabul edelim ki çoğumuz felçli bir hasta gibiyiz. Kapılmışız bir dünya zevkine, ahireti unutmuşuz, düşmüşüz bu zillete. Hepinize merhaba güzel insanlar. Büyük ihtimalle bu videoyu evinizde izliyorsunuz. Çünkü gerek ülkemizde gerek dünyada evde kal önerisiyle insanlarımızın yarısından çoğu içeri çıkmayıp evde kalmayı tercih ediyor. Bunun sebebini de biliyorsunuz ki bir virüs. Daha depreme alışmamışken, daha depremin şuurunu sahiplenmemişken, daha depreme önlem alamamışken maalesef koronavirüsü ortaya çıktı. Son olarak siz de biliyorsunuz ki çekirge istilası ve karınca istilası gibi olaylar oldu. Bu gerçekleşen olayları bir kenara koyup inancımızdan ötürü merak ettiğimiz bir soru ortaya çıkıyor. Acaba kıyamet yaklaşıyor mu? Bu gerçekleşen olaylar acaba kıyamet alameti mi? Biz de bu meraklarımızı gidermek için bu videoyu yapma gereği duyduk. İsterseniz önce kıyamet nedir? Önce onu açıklayalım. Sözcükte kalkmak, dikilmek, ayaklanmak anlamlarına gelen kıyamet bir terim olarak evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Sözlükteki anlama da baktığımızda ve mantıklı olarak düşündüğümüzde bence korkulacak bir şey değildir. Belki unuttuğumuz ve ölen ruhumuzun yeniden kalkması için, yeniden dirilmesi için kıyamet çok güzel bir sebeptir. Çünkü inancımız gereğiyle bir şey ya görünüşte güzeldir ya da netice itibariyle güzeldir. Bu yüzden başımıza gelen bir olumsuzluk bizi Allah'a yakınlaştırıyorsa bir imtihandır. Allah'tan uzaklaştırıyorsa bir cezadır. Eğer bu gibi olaylar, bu yaşadığımız sıkıntılar, bu musibetler bizi Allah'a yakınlaştırıyorsa bence bunu bir imtihan gözüyle bakıp tevekkülle sabretmek en güzel şey olsa gerek. Hem düzenin bozulur, hayatın altı üstüne gelir diye üzülme. Nereden biliyorsun hayatının altı üstünden daha güzel olmayacağını? Gelin şimdi biraz kıyamet alametlerinden söz edelim. İşritüsa, ahir zamanda, zamanın sonları ortaya çıkarak kıyametin yaklaştığını, kopmak üzere olduğunu gösteren belirtiler. Bu belirtiler genellikle küçük alametler ve büyük alametler olmak üzere iki bölüm halinde incelenir. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin zamanını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini belirtir. Buna karşılık yaklaştığını, yakın olduğunu, ansızın geleceğini bildirir. Kıyamet alametlerinin belirlediğini ifade etmekle birlikte bunlar hakkında bilgi vermez. Ancak saat yaklaştı, ay yarıldı yarılacak ayetinin ikinci bölümünün ay yarılacak biçimde anlaşılması durumunda bu olay Kur'an-ı Kerim'de anılan tek kıyamet alameti olma özelliği kazanır. Hadis külliyatları ise kıyametten önce ortaya çıkacak alametten söz eden çok sayıda hadis ihtiva eder. İslam bilginleri hadislerde dile getirilen
alametleri nitelikleri açısından değerlendirerek bunları küçük alametler ve büyük alametler olmak üzere iki başlık altında toplamışlardır. Ahir zaman olarak tanımlanan kıyamet öncesi dönemde dini duygu, düşünce ve davranışların zayıflaması, dini kurallara gereken önemin verilmemesi, ibadetlerin terk edilmesi, ahlaksızlığın çoğalması biçiminde kendini gösteren küçük alametlerin başlıcaları şu şekilde sıralanabilir. İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları, insanların ölümü temenni etmeleri, cariyenin efendisini doğurması, Hicaz'da bir ateşin çıkarak Busra'da yani Şam yakınlarında bir yer develerin ayaklarını aydınlatması, Fırat Nehri'nin sularını çekilerek nehrin yatağından altın çıkması. İkisi de hak iddiasında bulunan iki İslam ordusunun birbiriyle savaşması. İslami ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması, depremlerin çoğalması, zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması, cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi, Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi, zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması, kahtan bir kişinin çıkarak insanları asası ile sevk etmesi. Kıyametin büyük alametleri ise şu hadis-i şerifte toplu olarak zikredilir. Züeyfetül Gıfari radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Biz bir gün kendi aramızda konuşurken Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize ne konuşuyorsunuz dedi. Biz de kıyamet gününden konuşuyoruz diye cevap verdik. Hazreti Peygamber şüphesiz 10 alamet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır dedi. Ve Deccali, Duman'ı, Dabbetül Arz'ı, Güneş'in batıdan doğmasını, İsa Aleyhisselam'ın yere inmesini, Yecüc ve Mecüc, Doğu'da, Batı'da ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den çıkarak insanları mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi. Kıyametin bu 10 büyük alameti başka hadislerce ya da İslam bilgilerince şu şekilde açıklanır. 1. Deccal'in ortaya çıkışı. Deccal kıyamette zuhur edecek yalancı bir kişidir. İslam dinini ve Müslümanları ifsad edip kötülüğe ve bozgunculuğa sevk etmek isteyecektir. Deccal'in sağ gözünün kör olduğu, iki gözünün arasında kafir yazdığı, çocuğunun olmadığı, Medine'ye ve Mekke'ye giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde 40 gün kalacağı, bu süre içerisinde istitraç türünden olağanüstü olaylar göstereceği, daha sonra da yine kıyametin büyük alametlerinden olan Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği sahih hadislerde belirtilmiştir. 2. Duman'ın çıkışı. Duman anlamına gelen Duman da kıyametin büyük alametlerinden biridir. Kıyametin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak 40 gün ve 40 gece kalacak. Müminler nezle ile tutulmuş gibi, kafirler ise sarhoş gibi olacaklardır. 3. Dabbetül Arz'ın çıkışı, kıyametten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı yer hayvanı demektir. Kur'an-ı Kerim'de kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman yerden bir çeşit hayvan, dabbe çıkarırız ki o insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber Dabbetül Arz hakkında çıkacak olan kıyamet alametlerinden ilki güneşin batı tarafından doğması ile bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dabbenin hayvanın zuhurudur. Bu iki alametten biri arkadaşından evvel olur. Akabinde diğeri de onun iz üzerinde yakın olarak meydana gelir. 4. Güneşin batıdan doğması. Güneş batıdan doğacak. İnsanlar topluca iman edecek. Ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. 5. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inmesi. Ehli sünnet itikadına göre kıyametin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek. Hristiyanları İslam'a davet edecek. Deccal'ı öldürecek.
Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şeriatı ile hükmedecektir. 6. Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı. Kıyametin vukuundan önce çıkarak yeryüzünde bozgunculuk yapacak olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur. Hazreti Zülkayne'nin önlerini yaptığı settin yıkılarak açılması ile yeryüzüne dağılacaklar. İnsanlara saldıracak, kentlerini yakıp yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu settin Çin setti olduğu zikredilir. 7. 8. 9. Doğuda, batıda, Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de kıyametin büyük alametlerindendir. 10. Yemen'den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi. Ebu Davud ve Tirmizi'nin sünenlerinde yer alan bazı hadislere göre Mehdi'nin çıkması da kıyametin büyük alametlerindendir. Ve tekrar söylüyorum. Kıyamet gerçekten korkulacak bir şey değildir. Tabi gerçekten iman etmişsek ve gerçekten iman etmişsek Allah'ın yanındaysak kaybetmiş değilizdir hiçbir zaman. Allah Hazreti Nuh'a gemi yap dedi, bütün dünya battı ama o gemi batmadı. Allah'ın gemisinde olan, Allah'ın yanında olan hiçbir zaman batmaz, hiçbir zaman kaybetmez. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin kötü insanların ve kafirlerin üzerine kopacağını bildirmiştir. Bu hadislere göre kıyamet kopmadan önce müminlerin ruhları alınacak ve onların ahirete göçmeleri sağlanacaktır. Kıyametin ne zaman kopacağı belli değildir ama insanın kıyameti ölünce kopacaktır. Yani insanın kıyameti her an kopabilir. Mesele burada biz hangi taraftayız? Hangi yoldayız? İnandığımız gibi yaşıyor muyuz? Yoksa yaşadığımızı din mi sayıyoruz? Unutmayalım, Allah'ın bize değil, bizim Allah'a ihtiyacımız var. Bu davanın, bu yolun bize değil, bizim bu davaya, bu yola ihtiyacımız var. Şimdi hastanede bir felçli hasta yatarmış. Bir gün hastane yanmış. Bütün hemşireler, doktorlar o yangının korkusundan koridorlara koşuşturmaya başlamışlar. Ve odalara girip hastane yanıyor, hastane yanıyor diye bağırmaya başlamışlar. Ve bu felçli hastanın odasına da girmiş. Görmüyor musun? Hastane yanıyor. Kalksana, kaçsana diyor. Görmez olur mu? O kaçması gerektiğini bilmez olur mu? Ama felçli vücudu onu yerinden kaldırmıyor. Beyni kaçmalısın diye sinyal veriyor ama eli, ayağı, beli, bacağı o sinyali reddediyor. Hepimiz kabul edelim ki çoğumuz felçli bir hasta gibiyiz. Kapılmışız bir dünya zevkine, ahireti unutmuşuz, düşmüşüz bu zillete. Ve çoğumuz cehennemden değil, çoğumuz ölümden hiç değil. Çoğumuz Allah'ın karşısına çıktığı zaman ne diyeceğini bilemeyeceğinden korkuyor. Ama biz Allah'a bütün kalbimizle inanıp güvenelim. Çünkü Allah koruyacağını bir örümcek ağıyla koruyan, yok edeceğini de topal bir sinekle yok edendir. En güzel emanetsiniz. Selamünaleyküm.